Söyle Abdurrahman, ben de duyayım. Recep'i tanımıyorum diyordu daha önce. Olaydan önce mesela görmedim demişti. Bilmiyorum diye. Doğru, tanımıyorum demişti. İyi de ben olaydan önceden bahsetmiyorum şu an. Farkında mısın? Biliyorum da yok Recep'i daha önceden tanıyor muydun diyorum ben. Yo, Hani daha önce tanımıyorum. tanımıyordum dedin ya şimdi görü görmez şüphelendim dedin yani. Evet, çünkü olay günü Daha gördüm. Olay... önceden bir şeysini gördün mü diyorum. Yo, görmedim. Görsem neden Şimdi söylemeyeyim? olay gecesi de bak çok... Aklıma A geliyor anlatıyorum, B geliyor anlatıyorum. Ben Yok yok. görsem bir şey bilsem neden söylemeyeyim yani? Ki bu benim Sen için yanlış çok iyi bir anlıyorsun şey. annen ama Bak her bak şey. Daha şunu önce söylüyor Recep'in Abdurrahman. diye bir şeysini gördün mü de şüphelendin mesela diye. Hani Hayır. tanımıyorum dediydin yani. Hiç göz göze bile gelmemişsin ya. Evet. Recep'i de yani o akşam da çok gördüğünü de hatırlamıyorsun. Cinayetin olduğu gece de hatırlamıyorsun. Bir Murat'ı hatırladığını Ama sonrasında söylüyorsun. bunlar bizim evin önüne sürekli arabalarını park ediyor. Ama o değil, o değil. Yani O zaman görüyorum yani Murat'ın yanında, şeyin yanında. Daha önce. Daha önce değil. Öldükten sonra. Öldükten sonra. Bizim binamız Abdurrahman da boştu. diyor Hiç ki kimse yoktu. daha önce doğru düzgün görmediğim bir kişinin katil olduğunu nasıl düşünüyorsun ve arabayı onun üzerine nasıl baban sürmeni istiyor? Anladın mı? Doğru mu anladım Abdurrahman? Daha önce Ben görmediysen tanımıyorum diye mesela bir tanımıyorum diyorsun şeysini ya. gördü mü agresifliğini, Ha işte kavgasını? onu ya bir şey mi yaptı, bir şey mi Bir söyledi? şeyini Bir şey bile görmedim, mi sadece tek yaptı şüphem buydu ki herkesten de bu şekilde şüphelendim yani. yani? Yüzünü bile görmediğim bir insanla nasıl şüphelendin? İyi de kimsenin yüzünü bile görmüyorum. Kimseyi tanımıyorum ki ben o mahallede. Sıfırdan başladım ben her şeye. Ben o mahallede 7-8 yaşındayken çıktım zaten ben o mahalleden. Şimdi Recep Orozoğlu ilginç bir adam. Recep Orozoğlu bir kadınla beraber Muğla'da Havva diye bir işte 6. hissi kuvvetli birinin yanına gitmişsiniz Recep. Ama karın değil bu. Nurgül değil. O gittiği kişinin de Recep'in sevgilisi olduğu iddiası var. Ama Nurgül de onu tanıyormuş. Yani Recep'in kaç tane sevgilisi varmış? Hiç duydun mu Zer? Ha? Duymadım. Duymadın. Ama Sadece çapkın. çapkın olduğunu duydum. Evet. Kadınlara karşı ilgisi olduğunu duydun. Doğru mu? Peki. Onunla ilgili bize çok önemli bir ihbar geldi. Çok önemli bir ihbar geldi. O ihbarı bir paylaşalım izleyicilerimizle lütfen. Merhaba Didem Hanım. Ben Muğla'da yaşıyorum. Yayınlarınızı izliyorum ve Burak Durna konusu dikkatimi çekince internette araştırma yapmak istedim. Kim tutuklandı, serbest kalan kim diye haberlere baktım. Programınızda yüzü kapalı olarak verdiğiniz Recep, yüzü açık haliyle adliyede bir videosuna denk geldim. O videoyu izleyince de kendisini hatırladım. Ben geçen sene önce Muğla'da bir medyuma gittim. Orada beklerken Recep Horozoğlu'nu gördüm. Ancak yanında programda fotoğrafını eşi olarak verdiğiniz kadın yoktu. Sizin verdiğiniz fotoğraflardaki kadın kilolu bir kadın. Ancak onun geldiği kadın oldukça zayıf birisiydi. O kadın bu kadar kısa sürede bu kadar kilo almadıysa kesinlikle eşi değildi yanındaki. Evli bir adam neden oraya başka bir kadınla geldi? Bu dikkatimi çektiği için size yazmak istedim. Oraya gittiğim çevrem tarafından duyulursa utanacağım için ismimi vermek istemiyorum. Ancak gördüğüm kişinin Recep Horozoğlu olduğundan kesinlikle eminim. Görmüş. Nasıl? Söyleyeyim hemen. Şimdi bu ihbarcımız yayına bağlanmak istemedi. Kimliği anlaşılır diye. Bunun için bile çok teşekkür ederim. Evet. Kimliğini gizliyor şu anda. Ama Muğla'da ismi Havva olan bir işte 6. hissi çok kuvvetli olan biri varmış. Zaman zaman da kişiler gidip ona spiritüel danışmanlıkta bulunuyorlarmış. 2022'nin başlarında. Tam tarihini hatırlamıyor. Yani 2022'nin Tutuklamadan 4 ay önce falan. evet Nisan Yani sonu gibi tutuklanıyor. Ocak'ta da 2 yıl oluyor Burak öldüreli. Öldürdüğüne emin misin? Emin misin? Ben eminim. Benim Recep'ten hiçbir şüphem yok. Neden öldürsün Recep? Karısını kıskandığı için. Yani Karısın. aldatıyor ya. Aldatan erkek daha çok böyle karısını, bilmiyorum ya, çok saçma aslında ama yani sağlıklı biri değil yani. Psikolojisi bozuk belli bir Şimdi şey. yanındaki kişi bir kadın. Ondan sonra o Nurgül'le de tanışıyorlar. Havva denen Muğla'da, Muğla'da değil mi arkadaşlar?
orada görüyor ve orada şimdi o kişi de bazı alanlarda çalışıyor. Şimdi yaptığı iş de ilginç yani. Bu tür insanlara normalde yani... Bu olayla bir alakası var mı peki? Ben de onu merak ediyorum. Çünkü o kişinin bir profilini bir ekranlarınıza getirmek istiyorum. Arkadaşlar o yazı benim önümde yok ya. Neyse şu bana fotoğrafını gönderir misiniz? O profilin, o kişinin şey profilini. Doğanay bana gönderir misin cep telefonuma lütfen? Orada çünkü çok ilginç detaylar var. Şimdi yanındaki kadın ama karısı Nurgül değil. Buna eminiz yani. Kesinlikle. Evet o kadın hanımefendi de emin. Hep böyleydi. Çünkü yani bildiğim kadarıyla Kasım ayında yine Nurgül Hanım kilolu. Değil mi? Bir kilo problemi var. Ya da bir, yani özür dilerim bunu söylediğim için. Kilolu bir kadın. Muğla'ya gidiyorlar. Şimdi Denizli'de yaşıyorlar. Muğla'ya neden gidiyorlar? Niçin Muğla'ya gidiyorlar? O kişinin profili de şu an benim önümde. İsmi Havva. Ama yaptığı şeyler de enteresan. Neyse ekranlara gelsin siz kendiniz karar verin. Recep oraya yanındaki kadınla beraber acaba neden gitti? Tutuklanmadan Recep 4... Nurgül'den neden soğudu da bunları yaptı? Evet geldi Doğanay. Tuğçe attı bana profili. Gelsin bir ekranlara lütfen. Ben karşılayacağım ya da Recep karşılayacak. O silah sesini çok net bir şekilde duyman lazım. Kapının önünde bir adamı öldürüyorlar. Karısı ve çocukları yere yatıyor. Evet. Kendisi gülümseyerek koltukta niye bu kadar sakin? Şimdi bu kişi, Havva denen kişinin işte bağlama, geri getirme, bunlar değil Hakan. Diğeri de onu karakola alabilirim lütfen arkadaşım ya. Evet, bağlama, geri getirme, kısmet açma, soğutma, ayırma, ne aşık etme herhalde değil mi bu? Okuyor musunuz? Aşık yazmış da aşık etme, ikna etme. Şimdi Recep yanındaki kadınla beraber tutuklanmadan 4 ay önce Muğla'daki Havva Hanım'a neden gitti? Bağlama, geri getirme. Hangisi için gitti? Kısmet açma, soğutma, ayırma, aşık etme, ikna etme. Çok enteresan. Yani acaba benim bildiğim kadarıyla Nurgül'ün gittiklerinden haberi var. Ama acaba Nurgül Hanım bunu ekrandan mı öğrendi? Merak ve ediyorum. Halil de diyor ki cinayetten sonra Nurgül'le eniştem Recep'in araları bozuldu diyor. Bir daha söyler misin? Nurgül'le Recep'in araları. Aynen. Eski samimiyetleri yok, soğuk davranıyorlar diye ifadesinde var. Peki yani karısıyla arasını bozmak için mi gidiyor? Halbuki ona ihtiyacı var ama Nurgül'le. Ya bu götüren kişi mi acaba Recep'le ikisinin arasını bozmak mı istedi kadın? Ne için götürdün? Ya karısıyla ikisinin arasını niye bozmaya çalışsın ya da böyle bir şeyi neden söylesin? Yani Recep'in o sırada Nurgül'e ihtiyacı var. Eğer Burak'ı öldürdüyse aksine Nurgül'le arasını iyi tutmak için çok büyük çaba sarf etmesi lazım. Nurgül'ün yüzünden başı yandıysa. Bende de şöyle bir bilgi var. Nurgül'ün... Sonradan pişman olduysa belki. Cezaevine girdikten sonra Nurgül... Recep Horozoğlu. Nurgül'ün gereksiz bir çabası vardı. Ben çok önemli bilgiyi açıklayayım şu anda. Bu bilginin yanı sıra diğer önemli bilgiyi söyleyeyim lütfen. Recep Horozoğlu kocası cezaevine girdikten sonra bu kez Nurgül spiritüel işte yetenekleri olan işte 6. hissi kuvvetli olan bir kişiden danışmanlık alıyor. Bunlar bunlara bayağı inanıyorlar ya. Şöyle. Eğer kocasının gerçekten katil olduğunu düşünüyorsa, tamam mı? Katil olduğunu düşünüyorsa, o spiritüel danışmanlık almak için bir kişiye gidip benim kocam ne zaman cezaevinden çıkacak diye biri sorar mı sence? Orada başlıklarda öyle bir şey yok ama. Bu değil. Benim dediğim bu değil. Hı. Bu cezaevine girmeden önce yanında bir kız arkadaşıyla çıktıktan sonra Nurgül bu kez başka birine gidiyor. Girdikten sonra. Girdikten sonra. Ve diyor ki benim kocam cezaevinden ne zaman çıkacak diye soruyor o kişiye. Yani. Bir insan eğer kocasının katil olmuş artık tutuklanmış ve cezaevine girmiş. Katil olduğunu düşünüyorsan
Neden gideceksin? Ne zaman cezaevinden çıkarsın? Oradan hiç çıkmayacağını bilir yani. Evet. Yani çıkmayacağını bilir ya da ne bileyim katilse ondan uzak durmaya çalışır. Niye kocasının ne zaman cezaevinden çıkacağını öğrenmeye çalışsın? Belki de kendisi yaptı. Teşvik ettirdi. Yem olarak kullandılar. Hı-hı. Bu arada bu tür şeylere gerçekten inanmamak lazım sevgili izleyiciler. Gerçekten yani. Sonuçta bunu yargı karar verecek. Ama Recep yanındaki kadınla beraber Muğla'daki Havva Hanım'a gidip ondan ne talep etti acaba? Ne istedi? Herhalde böylesine bir davadaki birini, Recep Orozoğlu'nu Havva Hanım da tanıyordur. Hatırlıyorsa, tanıyanlar varsa bir arasın. Yani ne istemiş yani? Hangi taleple gelmiş? Kimi kimden ayırmak, birini birinden ayırmak çok özür dilerim ama böyle talepler de enteresan gerçekten. Yani Allah'tan başka. Ya yani kendiniz isteyin ya. Allah'ım yani... De yani Kur'an-ı Kerim'i esas alın, rica edeceğim ya. Öyle aracı insanları aranıza sokmayın, Allah'larınıza yani. Bizim kitabımız, kutsal kitabımızda ona bakacaksınız yani. Dinen de çok büyük günah zaten. Evet, günah yani. Bu arada bunu da oruçlu bir arkadaşımız söylüyor. Allah kabul etsin sen maç. Teşekkür ederim. Evet. Recep Porozoğlu, buna bir yanıtın var mı? Nurgül, buna bir yanıtın var mı? Niye medet umdunuz bu insanlardan? Hangi amaçla gittiniz? Ne sorular sordunuz? Hedefiniz neydi, amacınız neydi yani? Hı? Sence neden gittiler? Bu arada Havva Hanım'ı Muğla'da tanıyanlar varmış. Onunla ilgili ihbarlar geliyor. Bir dakika. Havva Hanım'la ilgili Muğla'da o neler söyleniyor, neler? Muğla'da Havva Hanım'ın muska yaptığı ile ilgili iddialar var. Evet. Çok... Havva Hanım'la ilgili iddialar bizi ilgilendirmez. Eğer öyle bir şey iddianız varsa Havva Hanım'la ilgili şikayetçi olursunuz. Havva Hanım'ın şunu, ya ben Recep Orozoğlu'nu tanıdığını ve hatırladığını düşünüyorum. Benim için önemli olan o, bir suç işliyorsa ki yaptığı dinen aslında doğru değil. Bildiği bir şey varsa ben onun konuşması benim için önemli şu anda. Neden gittiler oraya? Yanında bir kadınla gitmiş. Yanındaki kadın Nurgül değil. Demek kadınlara başka karşı bir kadınla... ilgisi var. Demek ki başka bir kadınla bir şey yapmak istiyor ama ayrılamıyor mu, ne yapıyorsa artık bilmiyorum. Sadece aralarının olaydan sonra bozuk olduğunu Halil'in ifadesinde biliyorum. Bu çocuk hiç seninle konuşmaya çalıştı mı? Kim? Recep. Hiç seninle diyalog kurmaya çalıştı mı? Sadece mahkemede bir şey oldu. Hı-hı. Hani bu yumurta meselesini falan anlattı. Hani eşim böyle böyle dedi bana. Ben de dedim ki ben yanında yoktum dedim. Hani sadece böyle bir cevap. Yumurta meselesini anlatalım mı izleyicilerimize? Yani Nurgül diyor ki yumurta... satıyordu Burak. Hı hı. Onun için hani Nurgül'le Burak'la sadece onun için görüştüm diyor Nurgül. Bunu kocasına bahsetmiş. Yumurta almak istiyor kocası çünkü. Kocası orada bana dedi ki hani yanında siz de var mısınız dedi, böyle gözlerim içine bakar. Ben yanında yoktum dedim. O zaman Nurgül yalan mı söylüyor? Nurgül diyor ki, ifadesinde de söylüyor. Yoktum. Ben diyor işte karısı Serdi yanındaydı. Ondan sonra. Yalan söylüyor. Evet. Neden bunları yalan söylüyor? El sallayarak tanıştığını neden saklıyor? Bu insanların hepsi yalancı zaten. Dosyadaki çelişkileri de belli yani, net. Hani karşıma neden gelemiyorlar?